Herkese merhaba. Bu videoda Creo içerisinde topoloji optimizasyonu yapmamızı sağlayan Generative Design modülünü tanıyacağız. Generative Design ile hem yapısal, statik analiz hem de modal analiz ile topoloji optimizasyonu sağlayabiliyoruz. Şimdi buradaki modelde örneğimizi uygulayalım. Model içerisinde yer alan parçamızı seçelim. Şuradaki parçamız için biz topoloji optimizasyonu gerçekleştirelim. Şurayı tek parça olarak açıyorum. İlk olarak şöyle geometrimizi bir tanıyalım. Geometrimiz birkaç body'den oluşuyor. 4 adet body'den oluşuyor. Bunların ne anlama geldiğini topoloji optimizasyonu modülü içerisinde göreceğiz. Şöyle application'dan generative design'a tıklıyoruz. Evet, şimdi bizi karşılayan arayüzü ilk olarak tanıyalım. Bizi karşılayan arayüzü de sol tarafta Generative Design'a ait bir ağacımız bulunuyor. Alt tarafta da model ağacımız bulunuyor. Şimdi üst taraftaki araçlara bakalım. Burada Design Space bölümünde Starting Geometry, başlangıç geometrisi. Burada aslında adından da anlayacağımız gibi optimizasyona başlayacağımız geometriyi buradan belirtiyoruz. Tabii body olarak belirtiyoruz. Preserve geometri ise topoloji optimizasyonu sırasında dokunulmayacak bölgeler diyebiliriz. Bunlar bu da aynı şekilde body olarak seçmemiz gerekiyor. Excluded geometri ise geometrimizde herhangi bir topoloji çalışması yapılmayacak, çıkartılacak bölge olarak düşünebiliriz. Şimdi bunlar için teker teker işlemleri gerçekleştirelim. Birinci olarak ne yapacağız? Şöyle Design Space'te gerekli bölgeleri belirteceğiz. Daha sonra mesnet noktasını, mesnetlerimizi ve yükümüzü belirteceğiz. Son olarak da topoloji optimizasyonunda hedeflenen kısıtları belirterek artık optimizasyona başlayacağız. Şimdi ilk olarak başlangıç geometrisini belirtelim. Şöyle Starting geometriye tıkladım. Ve body içerisinde, istersem şuradan da seçebilirim. Şöyle model ağacından da seçebilirim. Starting'e tıklıyorum. Bakın şurada artık seçili hale geldi. Daha sonra Preserve geometri için bakın şuradaki parçaları seçiyorum. Body olarak oluşturulmuş parçaları seçiyorum. Okey dedim. Son olarak Excluded geometri var. Bu aslında opsiyonel bir seçenek. Yani bunu aslında seçmeseniz de olur. Fakat biz burada yine uygulayalım. Şöyle Excluded geometri dediğimiz geometrimi şu şekilde. Şuradaki bölgeye dokunulmayacak. Daha doğrusu hesaplamaya hiçbir şekilde dahil olmayacak. Preserved geometride ise optimizasyon sırasında sabit kalacak olan bölge. Yani burası hiçbir şekilde optimizasyonun sağlanmayacağı bölge. Excluded geometri ise tamamen Generative Design modülü içerisindeki hesaplamadan tamamen çıkartılacak olan bölge düşünebilirsiniz. Bunu optimizasyon sırasında daha iyi anlayacağız. Şöyle Excluded geometriyi seçiyorum. Ve şuradaki Exclude'a zaten seçildiği haldeydi. Excluded geometriyi tıkladığım zaman şöyle seçti kendisi zaten. Şöyle bakın kırmızıya boyadı. Devam edelim. Şöyle şurayı gizleyelim. Şimdi mesnetlerimizi ve yüklerimizi belirtelim. İlk olarak ne yapacağız? Mesnetlerimizi şu deliklerden sabitleyeceğiz. Daha sonra buradaki yüzeyleri de planar mesnet olarak atayacağız. Şöyle constraint'den silindire tıkladım. Buradaki yüzeyi seçtim. Ve burayı da sabitledim. Okey dedim. Daha sonrasında yine silindirike tıklıyorum. Ve şuradaki iç yüzeyi seçiyorum. Ve buradan da fix diyorum. Okey dedim. Sonrasında planar mesneti seçiyorum. Buradaki yüzeyi seçtim. Okey dedim. Son olarak şurayı da seçip okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet mesnet seçmiş oldum. Montaj dosyasında hatırlayacağınız gibi yükümüz buraya biniyordu.
Şimdi burası için de ben bir değer geleceğim. Load dedim, force dedim. Ve buradan da değerlerimi giriyorum. Eksi 750. Şurası da eksi 1820 olarak girelim. Birimlerini de Newton diyorum. OK dedim. Evet. Buradaki değerlerimi de girdim. Şimdi artık topoloji optimizasyonunda benim hedeflediğim kısıtları belirlemeye geldi sıra. Burada design add design criteria'yı tıklıyorum. Şimdi burada yapısal analiz için, yani daha doğrusu statik analiz için iki adet seçeneğimiz bulunuyor. Maximize stiffness ve minimize mass. Maximize stiffness'da bir limit belirtiyorsunuz. Alt hacim limiti belirtiyorsunuz. Hacminiz bu limitin altına düşmüyor optimizasyon sırasında. Bunu gerek yüzde olarak belirtebilirsiniz. Ya da şöyle kilogram ya da gram şeklinde belirtebilirsiniz. Şimdi ben şunu 60 yapayım. Daha doğrusu diğerini de ilk başta gösterelim. Şöyle minimize mass'e tıkladığınız zaman da girdiğiniz güvenlik faktörüne bağlı kalacak şekilde kütle azaltımına odaklanıyor. Bu şekilde bir optimizasyon sağlıyor. Fakat biz buradan maximize stiffness seçeceğiz. Şöyle 60 olarak girelim. %60 olarak kalsın. Design constraint'te ise burada aslında üretim kısıtı belirtiyorsunuz ya da geometrik kısıt belirtiyorsunuz. Mesela geometrik kısıtta işte minimum radius kullanılacak şekilde optimizasyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Ya da burada üretim yöntemi, özellikle de eklemeli imalat için gerekli üretim kısıtlarını belirtebiliyorsunuz. Metal kısmında da zaten anlayacağınız gibi malzemesini belirtebiliyorsunuz. Peki bu statik analiz için böyleydi. Mesela modal analize tıkladığınız zaman da şurada da neyi belirtiyorsunuz? Ya maximize frekansı, yani en yüksek frekansı buradan hedefleyip yine bir limit, hacim limiti belirtiyorsunuz. Minimize mass diyerek de şöyle bir minimum frekans belirtip o frekansa bağlı kalacak şekilde bir ne yapabiliyorsunuz? Kütle azaltımına odaklanabiliyorsunuz. Biz şimdi şöyle yapısal analize geçelim. Evet, şimdi artık işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Biz buradan bütün tanımlamaları yaptık. İlk olarak optimizasyona başlamadan önce şöyle bir analizi gerçekleştirelim. Run Initial Simulation'a tıkladım. Evet, çözümüm bitti. Display Simulation Result'a tıkladığım zaman şöyle sonuçlarımı görebiliyorum. Buradan One Misses yerine Safety Faktörü seçtiğim zaman şöyle en düşük güvenlik faktörümün 5.23 olduğunu görüyorum. Şimdi artık optimizasyona başlayabilirim. Şöyle Optimize'a tıkladım. Optimizasyonun ilerlemesini buradan okuyabilirim. Şuradan da şöyle hacmini okuyabiliyorum şu şekilde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bitti ve oluşan tasarımım bu şekilde. Şimdi bu tasarım için biz ne yapalım? Simülasyona bakalım. Şöyle Display Simulation Result'a tıkladım. Ve şuradaki bakın Split Screen diyerek öncesi ve sonraki durumu karşılaştırabiliyorum. Bakın 5 nokta küsürken şu an 4.11'e indi. Fakat hala benim güvenlik sınırlarım içerisinde. Bunu bu şekilde kullanabilirim. Şöyle oluşturduğum parçayı CAD datası olarak alabilirim.
Generate Design'a tıklıyorum. Buradan Reconstruct'a tıklayıp ne yapıyorum? Şuradan işte belli Resolution Level dediğimiz çözünürlük seviyeleri var. En üst düzeyi seçtim. Generate dedim. Ve buradan artık CAD datamı oluşturuyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi geometrim oluştu. Şöyle Group Reconstruction bölümünde CAD datamı görebiliyorum. Evet, bu videomuzda Generative Design'ı gördük. Cryo içerisindeki topoloji optimizasyonu sağlayan bu modelimizde gerek statik analiz gerekse Cryo 9 ile beraber gelen modal analiz kullanarak topoloji optimizasyonu yapabiliyoruz.